Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uygun fiyata satın alabileceğiniz oyun odaklı dizüstü bilgisayar modellerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz son dönemde artan kurların da etkisiyle birlikte bilgisayar fiyatları bir hayli yükseldi. Yani bugün bir teknoloji mağazasına gittiğiniz zaman ortalama fiyatların böyle 8.000-10.000 Türk lirası civarında olduğunu görüyorsunuz. Fakat bu notebookların pek çoğu oyun oynamaya müsait modeller değil. Biliyorsunuz günümüzde biraz böyle iş laptopları yaygınlaşmış durumda. Bu laptopların temel özelliği aslında şarj süresinin uzun olması ve taşınabilirlik anlamında kullanıcıya çok daha fazla şey vaat etmesi. Doğal olarak bu notebook modellerinin fiyatları da yine oyun modelleriyle aynı kalibrelerde dolaşıyor. Lakin arada çok önemli bir fark var arkadaşlar. İş için geliştirilen bu hafif ve taşınabilir notebook modellerinde genel itibariyle onboard diye tabir ettiğimiz dahili ekran kartları tercih ediliyor. Fakat bizim bugün sizlere tavsiye edeceğimiz modellerde harici ekran kartları var. Harici ekran kartları ne demek? Tabii ki daha yüksek performanslı oyun demek. İş için aldığınız bu laptoplarda da bazı oyunları oynayabiliyorsunuz. Fakat günümüzde çıkan Triple H dediğimiz yüksek seviyedeki oyunları kaldırmıyorlar. Dolayısıyla bu oyunlardan mahrum kalma ihtimaliniz yüksek. Ama ben bir Counter Strike, bir Valorant oynayacağım diyorsanız pekala bu onboard ekran kartına sahip bilgisayarlarda da bu oyunları oynayabilirsiniz. Lakin işin içerisine Triple H dediğimiz yüksek kalibreye sahip oyunlar girdiğinde durum tamamen değişiyor. Bu oyunlar için sizlere dahili değil harici ekran kartına sahip bir bilgisayar lazım olduğunu söyleyelim. Özellikle dolar kurunun artmasından sonra bu harici ekran kartına sahip laptopların fiyatı 10.000 Türk lirasının üzerine çıktı. Fakat biz yaptığımız araştırmalar sonucunda fiyatı yine böyle 10.000 Türk lirası civarında seyreden birkaç tane model bulduk arkadaşlar. Bu modellere birazdan geçeceğiz ama şunu size dipnot olarak belirtmek istiyorum. Malum ülkemizde fiyatlar çok çabuk değişiyor. Yani biz bu videoyu bugün çekiyoruz. Yarın ya da öteki gün yayına aldığımızda bu fiyatlar değişebilir. Hatta biz bu videoyu sabah çekip öğlen yayına aldığımızda bile yine fiyatlar değişebilir. Çünkü öyle bir ana denk geldik ki arkadaşlar, fiyatlar artık günlük olarak değişiyor. Yani markete gittiğinizde bile bir ürün alıyorsunuz sabah, öğleden sonra aynı ürünün fiyatını farklı bir şekilde görebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani bizim size önereceğimiz modelleri bu fiyatlardan bulamazsanız suçu bizde aramayın. Bunu da size dipnot olarak belirtmiş olalım. Şimdi gelelim listemize arkadaşlar. Bu listede sizlere önereceğimiz ilk model Monster Abra A5 V16 7.3 modeli. Bu modelde GTX 1650 ekran kartı var ve i5 işlemci kullanılıyor. Dolayısıyla günümüz oyunlarını hani tabii ki yüksek ya da ultra seviyelerde açamazsınız. Ama orta ya da low seviyelerde de olsa her oyunu bu laptopla açmanız mümkün arkadaşlar. Biz bu videoyu çekerken bu laptopun fiyatı 10.000 Türk lirası civarındaydı. Yani 10.400 lira falandı internette. Tabii söz konusu Monster olduğunda fiyat performans odaklı modelleri olduğunu da unutmayalım. İkinci modelimiz ise arkadaşlar HP Victus 16-E 0012NT ya da bunu 4H0S3EA olarak da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu cihazın fiyatı da biz baktığımızda 10.100 Türk lirasıydı. Bu modelde AMD imzalı Ryzen 5 5600H işlemci yer alıyor. 8 GB RAM, 256 GB SSD depolama, GTX 1650 ekran kartı. Bu bilgisayarla da arkadaşlar yine az önce bahsettiğimiz gibi hani oyunları full olarak olmasa bile orta veya düşük seviyelerde oynamanız mümkün. Gelelim 3. seçeneğimize. 3. seçeneğimiz bir HP imzalı notebook. HP Pavilion Gaming 15EC203 15-EC2036NT olarak geçiyor bu modelde arkadaşlar. Ya da 4G8U4EA olarak da aratabilirsiniz bu modeli. Bu modelde de yine arkadaşlar AMD imzalı Ryzen 5 5600H işlemci yer alıyor. 8 GB'lık RAM'imiz var. Bu RAM'e 256 GB'lık depolama eşlik ediyor ve GeForce GTX 1650 ekran kartımız bulunuyor. Fiyatı da 9.700 Türk lirası. Bu notebookla az önce bahsettiğimiz HP notebook arasında tasarımsal bazı farklılıklar var. Dolayısıyla işlem yönünden, sistem yönünden iki modelin de aynı olduğunu sizlere belirtebiliriz. Sıra geldi listemizdeki 4. modelimize. 4. modelimizde bir
Monster Notebook arkadaşlar. Abra A5 ve 16.7. Bu modelde de yine 1650 ekran kartımız bulunuyor. Yine tüm oyunları bu cihazda da dilediğiniz gibi açabilirsiniz. Fiyatı da 9800 Türk Lirası civarında ki artık bu devirde 10.000 Türk Lirası altına oyun odaklı bir laptop bulmak gerçekten çok zor. Fakat Monster'da hala birkaç model olduğunu sizlere hatırlatalım. Son cihazımız ise arkadaşlar Lenovo IdeaPad Gaming 3 81Y400XRTX olarak geçiyor bu laptop. Bu laptopun fiyatı da şu anda tam 10.000 lira arkadaşlar ve yine GTX 1650 ekran kartıyla geliyor. İçerisinde 8 GB'lık RAM ve 256 GB'lık da SSD depolama mevcut. Aslında saydığımız bu laptopların hani işlemci tarafında bir farklılık var. Kimisinde AMD, kimisinde Intel i5 var. Ama genele baktığımızda RAM olsun, dahili depolama olsun, ekran kartı olsun hepsinde aynı. Dolayısıyla listede saydığımız bu laptoplardan birisini satın aldığınızda şunu size belirtmek istiyorum. Aynı fiyatı ödüyorsunuz aşağı yukarı ve oyunları da aynı performansla çalıştırırlar. Hani arada ne fark edecek diye sorarsanız belki fan sesi biraz fark edebilir ya da teknik servis tarafında biraz farklılıklar olabilir. Biz burada size arkadaşlar naçizane tavsiyemiz Monster tercih etmeniz. Biliyorsunuz Monster'da ömür boyu bakım garantisi vesaire de var. Dolayısıyla Monster notebookları tercih etmeniz en azından garanti süresi açısından sizi biraz daha rahat ettirecektir. Ayrıca laptoplarının da şimdiye kadar test ettiklerimizde bizim de hiçbir sorun çıkmadığını sizlerle paylaşmış olalım. Evet, bu video ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte başka videolarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.